Şimdi Alican Aksu, Trizon International Yönetim Kurulu Başkanı'na ben hemen döneceğim. Alican Bey merhaba. Merhabalar Ceren Hanım, yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir rakamlara bakacağım. Bakıyorum daha doğrusu. İlk 5 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı 14 milyonu görünüyor. Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %24'e yakın bir artış görüyoruz. Ve Mayıs ayında gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre de %17'ye yakın artmış ama Rusya, Almanya ve İngiltere'den en çok turist geldiğini görüyorum Mayıs ayı için. Şimdi bu durumu biraz Evet. değerlendirmek isterim. Özellikle şu bayram tabii daha çok yerli turistin bayramından dolayı seyahatler oluyor ama Rusya'daki gelişmeler mesela o nasıl etkiledi? Bu ay için konuşuyorum. Bu çünkü Mayıs rakamları. Bu Wagner meselesi etkiledi mi? Temmuz'da etkilemesini bekler misiniz? Almanya'da keza resesyon mevcut. İngiltere enflasyonla bizim gibi mücadele ediyor. Oradaki durumların Türkiye'ye yansıması Haziran ayında nasıl? Onu soralım. Sonra bayramla ilgili konuşalım sizinle. Buyurun. Evet Selam. Özellikle şimdi tabii bu yılın başından ele alırsak tabii tarihsiz bir yıl yaşadık sezon olarak. Yani depremle başlayan, akabinde seçimle devam eden karmaşadan dolayı yaşanan düşüşler yaşandı. Fakat Türkiye turizm açısından çok hızlı aksiyon alabilen bir ülke. Yani dünyada en iyi hızlı aksiyonunu alabilen ülkelerin başında geliyor. Tabii şu anda son gelişmelere baktığımız noktada özellikle Rusya'daki son olaylar henüz daha tam etkisini göstermiş değil. Hala daha Rusya birinci sırada yerini alıyor. Ödemeyle ilgili sorunları vardı, kredi kartı sorunları vardı. Onlar çözümlenmeye çalışılıyor ama şu anda hala daha Rusya'nın potansiyeli ülkede en yüksek potansiyele sahip turizm misafirlerini ağırlıyoruz. Bu Evet. açıdan şu an için herhangi bir sorun görünmüyor. Öte yandan tabii Avrupa'da yaşanan enflasyondan dolayı da orada da yine de biz ülke olarak ekonomik bir tatil statüsünde yer alıyoruz. Avrupa'nın şu anda hemen hemen ekonomik statüsünde en iyi destinasyonlarından bir tanesiyiz Türkiye olarak. İngiltere'de şu anda üçüncü sırada İngiltere yer alıyor. Rusya, Almanya'dan sonra İngiltere üçüncü sırada yer alıyor yoğunluk açısından. Tabii bu saatten sonra rakiplerimizin de hareketlerini gözlemliyorduk. Yani özellikle Yunanistan ve Mısır. Fakat bu yıl şunu göründü ki Mısır'da ciddi bir operasyonel zafiyetler var. Hijyenlerle ilgili çok büyük sorunlar var. Güvenlik zafiyetleri oluştuğundan dolayı şu anda Avrupa'nın ve Rusların tekrar yönünü Türkiye'ye çevirdiğini görebiliyoruz. Bu sevindirici bir haber. Dün Rusya ile bir toplantı, Mısır'da özellikle Mısır'la bir toplantımız vardı. Çoğu tur operatörü artık pek fazla Mısır'ı düşünmüyor. Anladım. Yunanistan'da da fiyatlar biraz daha artmışından dolayı şu anda tamamen Türkiye'ye yönelmiş durumda. Peki gelelim rezervasyon şu döneme, bayram ve bayramdan sonraki bu sezona. Şimdi doluluk oranları nasıl bayramda? Bir onu sormak isterim. Bir de geçen seneye göre fiyatlarda ne gibi bir fark var? Ne kadarlık bir fark var? Evet, şimdi şu anda doluluk oranlara baktığınız zaman yani sahil bandında baktığınız noktada hemen hemen tesislerin %100 dolu olduğunu görebiliyoruz. Yani geçen yıla nazaran da baktığınız zaman fiyat politikasına tabii ki %30-35'lik ciddi bir artış var. Enflasyona dayalı bir artış bu tabii. Peki, Temmuz ayından sonraki süreç yani bayram sonrası sonrasındaki süreçte hem asgari ücret hem dolardaki artış vesaire bunları da baz alacak olursak fiyatlarda ne kadarlık bir artış ya da oynama beklentiniz var en azından Eylül'e kadar? Tabii şu anda döviz endeksli çalıştığımız için çok fazla enflasyon yönünde bir artış söz konusu değil. Yani enflasyonun %70-80'lere yüklendiği noktada bizim yapmış olduğumuz artış oranı %25-30'u zor buluyor. O noktada gelişiyor. Fakat şu anda Temmuz ayından itibaren şu görülüyor. Yani ülke turizm açısından forecast dediğimiz hani doluluk oranı önden ön rezervasyonları gördüğümüz zaman %45'lik bir öngörü var. Bu demek oluyor ki çok yoğun bir turizm sezonu yaşayacağız anlamına geliyor. Eğer dünyada talihsiz olaylar gelişmezse.
Peki ne kadarlık bir tatil, yani bu bayram tatilinde bizim gördüğümüz kadarıyla, yani en azından görünen yolların çok yoğun olduğu cuma günden itibaren İstanbul'un biraz daha bir nebze boş olduğunu görüyoruz. Kurban Bayramı'na baktığımızda Ramazan Bayramı'na göre ne kadarlık bir yerli turist artışı ortalama görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz? Daha bitmedi tabii, daha yeni başlayacağız yarın ama kaç kişi tatile çıktığını aslında görüyoruz. Yani yollardaki o görüntü karşılığı var mı tesislerde? %100 dediniz ama kişi bazlı diyorum, Ramazan Bayramı'na göre veya bir önceki Kurban Bayramı'na göre. Tabii tamamen tesis konaklamalı olarak kritize etmek doğru değil. Tabii bu kendi yazdıkları da olan, insanların trafikte de olduğu söz konusu. Tesislerin yoğunluğuna baktığımız noktada, yani şu anda yerli turizmde de yani %10-15'lik bir artış söz konusu tur operatörlerinden aldığımız bilgiye göre. Şunu soracağım ben size. Şimdi dövizde tabii siz dediniz ki enflasyon evet %80 olduğu bir dönemde biz dolar ve eurodaki artış 20-25'lerde kısıtlı kaldığı için fiyatlarda o zaman çok artış yapamadık ama son bir ayda özellikle euro ve dolardaki artış son bir ayda seçim sonrası %25 civarında gerçekleşti. Benim merak ettiğim konu şu. Genelde dolar ve euro endeksli turizm bölgeleri ama işte bizler de TL kazanıyoruz ve yetişemiyoruz. Şimdi o yüzden yerli turist, yabancı turiste göre ne kadar daha fazla bir ücret ödüyor? Ödüyor mu? Bunu biraz açabilir miyiz lütfen? Bu gerçekten bir yara yerli turist için. Buyurun. Ya aslında hiç farkı yok. Yani bir tesisin fiyatının 150 dolar olduğunu düşündüğünüz noktada şu anda enflasyonun çok çok altına kalan bir rakam bu. Yani ya da luxury dediğimiz oteller 600 dolar dediğimiz bir segmentasyon var. Yani ortadaki sorun şuydu. Yani konsept olarak herkesin bütçesine uygun aslında tesisler var. Kişilerin o tesisleri seçme olanağı ve henüz de ülkemizde oturmayan erken rezervasyon sistemi. Mesela şu anda eğer 4 ay öncesinden tatillerini satın alsalardı %45'lik bir indirim söz konusu olacaktı. Yani özellikle Avrupa'da çok yerleşik olan early booking dediğimiz erken rezervasyonun Türkiye'de çok daha artık işlevsel olması gerekiyor. Bu da tabii vatandaşlarımızın tatil planlamasını çok çok öncesinden yapması gerekiyor. Tarihlerini belirlemek lazım. Ama baktığınız noktada yabancı turist hangi fiyattan veriliyorsa iç pazar turizmi de o fiyattan verilmekte şu anda. Peki şimdi yine bir açıklama var. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un 2017'de 61-62 dolara düşen kişi başı gecelik gelir geçen yıl 90 dolara çıktı demişti. İleriki 5 yıllık planı 118 dolara kadar kişi başı gecelik gelir artırmayı hedefliyoruz diyor. Bunu, bu hedeflemeyi nasıl buluyorsunuz? Çok düşük değil mi hala hazırda? Aslında daha yüksek bedellerle biz yurt dışına bu turizm konusunda hizmet vermemiz gerekmiyor mu? Evet, sayısı artıyor. Sayısında artış görüyoruz. Bu sayede 56 milyar dolarlık bir evet hedefleme var. Ama Türkiye'nin turizm potansiyeline bakıldığında bu rakamların 200-250 dolarlara çıkması gerekmez mi? Lütfen bu konuda biraz daha böyle detaylı bir açıklama yaparsanız bize. Kısa kısa değil de böyle daha uzun. Tabii aslında bu bir konaklama, gece konaklama bedeli olarak öngörülen bir rakam. Yani tamamen paket halinde baktığınız zaman şu anda bir turistin ortalama bırakmış olduğu, yani havalimanından inip transferiyle, ondan sonra taksi transferleriyle ve dışarıdan aldığı hizmetlerle alışverişiyle ilgili 250 dolar sınırına yaklaştığını görebiliyoruz. Fakat şu anda Turizm Bakanlığı'nın ölçümleyebildiği şey tamamen havalimanı iniş ve konaklama testleriyle ilgili ölçümleyebildiği için muhtemelen Sayın Bakanımız onu ifade etmiştir. Konaklama başı gelir şu anda doğrudur 118 dolar civarında geliyor. Bu tabii ki bizim de temennimiz bu. Bunu yukarı doğru taşımak için yani 5 yıl öncesinde çok çok daha kötü durumdaydı. Ona baktığınız zaman yani şu anda biraz ülke turizm politikası açısından şu anda ciddi anlamda bir toparlanma süreci yaşıyor. Uluslararası rekabette hemen hemen ilk 5 sıraya girme yolunda ciddi adımları var. Anladım. Hayır, şunun için söyledim. Normalde hani kişi başına harcama 600 dolar deniyor. İşte sizin
rakamsal olarak zaten bunu söylüyorum. Hı hı. Çünkü biz şu an, sizler de biliyorsunuz, çok yakından takip ediyorsunuz. Mevcutta bu yıl için özellikle Merkez Bankası'ndaki döviz rezervlerindeki duruma bakarak en azından turizm sezonu içerisinde Türkiye'nin döviz gelirinin turizm tarafından karşılanacağı beklentimiz var. Yani genel bir böyle bir beklenti var doğal olarak. Bunun için ben bunu soruyorum. Yani evet 56 milyar dolar civarında belki evet. Yani hani rakamsal boyutuna baktığınızda ama bunun daha fazla bir potansiyel taşıdığını söyleyerek soruyorum ben size bunu. Yani biz o hedeflememizi ve bu turizm sezonunda evet döviz gelirimizi turizmden sağlayacağız. Çünkü ihracatta da bir gerileme söz konusu. Bunu net olarak söyleyebiliyor muyuz görünende? Evet, evet tabii ki net olarak. Yani ben içtenlikle ifade etmek istiyorum ki yani Zeliha Hanım bu konuda yani son 5 yıldan beri ülke turizmi ciddi bir toparlanmaya girdi. Yani eskiden çok kimliksiz bir turizm algısı vardı. Tanıtım politikalarından tutun. Ondan sonra turizm politikaları adına çok ciddi adımlar atılmıyordu. Ve bu 68 dolardan 118 dolara gelmesi de çok ciddi bir rakam. Bundan sonraki süreçte inanın Türkiye'nin turizm politikasının, tanıtım politikasının bu şekilde gitmesi ve uluslararası politikalara takılmamamız nedeniyle bu sizin dediğiniz 500-600 dolarlar hayal bile olmayacaktır. Buna şu anda sektör olarak hazırlıklı olmaya çalışıyoruz ve bu böyle gidecektir diye inanıyoruz. Pekala, şimdi size şunu da sormak isterim ben. 4 kişilik bir aile gitmeye kalksak Akdeniz'e veya işte Karadeniz'e veya kültür turizmine ne kadarlık bir bütçeyle çıkabiliyoruz yaklaşık? Yani bir haftalık süreç için ortalama şunu söyleyebilirim 4 kişilik aile için 15 bin liradan başlıyor. 15 bin liradan 200 bin liraya kadar bir tatil bütçesi var.